Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle sanıldığı gibi kafirden istenen bütün hükümler küfürdür diye bir şey yok. Bu ne Allah'ın, ne peygamberinin, ne sahabenin, ne tabiinin, ne tebey tabiinin, ne bütün ehli sünnet ulemasının, ne müteahhirin alimlerinin, ne muasır alimlerin söylediği bir şeydir. Bu günümüz haricilerin ortaya attığı bir iddiadır. Kafirden hüküm istemek beş kısımdır. Bunların yalnız biri küfürdür, dördü küfür değildir. Yani tekfir kavramını ifsad edenden iddia ettikleri gibi bütün hüküm istemeler küfür değildir. Özellikle Darul Tevhidçiler ve Hak Yayınları bu konuyu gerçekten ifsad edenlerin başında geliyor. Peki az evvel bahsettiğimiz hüküm istemeler nelerdir? Dedik ki beş tane hüküm isteme vardır. Biri küfürdür, dördü değildir. Şimdi bunları tek tek ele alalım. Birincisi tahakküm. Tahakküm, husumeti, ihtilafı ve anlaşmazlığı gidermek için belli bir makamdan hüküm talep etmek demektir. Tekrar söylüyorum, tahakküm, husumeti ve ihtilafı yani anlaşmazlığı gidermek için belirli bir makamdan hüküm talep etmek demektir. Burada küfrün illeti kararı veren makama mahkeme sonucunu yani ceza uygulama gücünün verilmesidir. Şayet burada hüküm veren kişi Allah'ın kitabına göre hüküm verirse o zaman bu tahakküm caiz olur. Ancak tarafların ihtilafı kaldırdığı kişi şeriatla hükmetmek yerine beşeri ideolojilerin insan eliyle yaptığı köhne kitaplarla hüküm verirse Burada mahkemeyi açan kafir olmuş oluyor. Hüküm veren de tağut olmuş oluyor. Çünkü kullarının arasında hükmeden yani el hakim ve el hakem olan yalnızca Allah'tır. Kim de bu sıfatı Allah'tan alır kendi üstüne verirse o Allah'ın sıfatlarından birkaç sıfatı kendi üstüne aldığından dolayı yani rububiyet iddia ettiğinden dolayı, Rab'lik iddia ettiğinden dolayı bu adam tağut olmuş oluyor. Bu adamdan hüküm isteyen de kafir olmuş oluyor. Ancak hüküm istenen kişi Allah'ın kitabına göre hükmederse o zaman burada herhangi bir küfür söz konusu olmuyor. İkincisi tahkim. Tahkim kısaca şudur. İki kişinin arasında ihtilaf olur ve bu kişiler ihtilafa düştüğü meselede uzman olan, ilim sahibi olan birinin yanına gidip kimin haklı, kimin haksız olduğunu öğrenirler. İşte tahkim budur. Örnek vermemiz gerekirse. Mesela ben bir bilgisayar aldım ama bu bilgisayarın bazı yerlerinde sorun var ve bu bilgisayarı aldığım kişiyle bu yüzden ihtilafa düştüm bilgisayarı ona geri vermek istiyorum. Ve onunla birlikte bilgisayar tamircisine gidip bilgisayarı gösteriyoruz. Tamirci beni doğruluyor veya bilgisayarı aldığım kişiyi doğruluyor. Burada ikimizin arasında kimin haklı kimin haksız olduğuna dair bir hüküm veriyor. Bu caiz olan hüküm istemektir. Buna tahkim diyoruz. Burada herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. Bu caizdir. Veya bir başka örnek verecek olursak araba alanlar bilir Araba alan tarafla arabayı satan taraf ekspertize giderler ve arabaya baktırırlar. Ekspertiz de arabanın haline dair onlara hüküm verir. Şayet bu küfür olsaydı o zaman bütün araba alanlar veya bütün araba satanlar kafirden araba hususunda hüküm istediklerinden dolayı kafir olurlardı. Burada herhangi bir kafirlik söz konusu olamaz çünkü tahkim küfürü diye bir küfür çeşidi yoktur ve tahkim ister kafirden istensin ister Müslümandan caizdir. Diğer türlü her araba alıp satan kafir olurdu. Üçüncüsü tasallüm soltur. Tasallüm sol kısaca şudur. İki kişi kendi arasında ihtilaf ediyor. Sonra da bunlar birbirlerinin arasını düzeltmek için üçüncü bir şahsa gidiyorlar. Bu caizdir. Mesela aileden iki kişi kavga eder ve aile büyüklerinden biri araya girer ve sıkıntı çözülür. Burada kafirden sıkıntıyı çözmesi için yardım istemen tasallüm sultur ve bu küfür değildir. Dördüncüsü isticade. İsticade müşriğin veya kafirin himayesine girmektir. Örneğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Talib'in himayesinde olması gibi. Bu da küfür değildir, caizdir. Mesela bir başka örnek verelim. İbn-i Sa'd'ın tabakatının birinci cildinin 212. sayfasında veya Belaruzi'nin Ensap kitabının birinci cildinin 237. sayfasında da görüleceği üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Taif'ten taşlandıktan sonra Mutim bin Adi'nin himayesini istedi. Mutim de bu isteği kabul etti ve oğullarıyla birlikte silahlanarak Resulullah'a Mekke dışından aldılar ve onu Mekke'ye müşriklerden emin bir şekilde getirdiler. Burada da görüldüğü üzere isticadı caizdir. Beşincisi tazallüm. Tazallüm zulmü def etmek için yardım istemektir. Yani zulme uğramış bir kişinin güç sahibi bir Müslümandan veya kafirden yardım istemesidir. Örneğin polisten, zabıtadan veya herhangi birinden yardım istemektir. Tazallüm hangi halde olursa olsun caizdir. Hangi kafirden veya hangi Müslümandan istediğinizin hiçbir önemi yoktur. Şu ana kadar görüldüğü üzere her hüküm istemenin küfür olmadığını ispat ettik. Hükmün beşe ayrıldığını, bunların birinin küfür olduğunu, diğer dördünün ise caiz olduğunu söyledik. İkincisi olan tahkimde, üçüncüsü olan tasallüm sulhte, dördüncüsü olan isticadede ve beşincisi olan tasallümde sıkıntı yok. Ancak ilk maddede belli başlı problemler var. Birinci maddede hatırlarsanız hükmün Allah'ın kitabına göre istenmesi halinde bunun caiz olduğunu ancak Allah'ın kitabına göre verilmezse insan ürünü olan beşeri ideolojilerin kitaplarına göre verilirse küfürdür dedik. Peki bunu neye göre söylüyoruz? Birinci maddede hükmü Allah'ın kitabı dışında herhangi bir şeyle verene Allah'ın el-hakim ve el-hakem sıfatlarını iptal ettikleri için tağut demiştik. İnsanların sürekli bahsettiği tağuta muhakeme olma meselesi aslında budur. Hüküm talep etmenin beş kısmından birincisinin caiz olmayan küfür olan kısmıdır. Tağuta muhakeme olmak dediğimiz kavram. Bu mesele Allah'ın el-hakem ve el-hakim sıfatlarıyla doğrudan alakalıdır. Yani kullarının arasında ihtilaflarda hüküm verme yetkisi bir tek Allah'a aittir. Sen nasıl ki türbeden şifa istediğinde Allah'ın eşşafi ismini iptal edip küfre girmiş oluyorsan, Allah'tan başkasından hüküm istediğinde de Allah'ın aynı şekilde el-Hakem ve el-Hakim sıfatlarını iptal ettiğin için kafir olmuş oluyorsun. Yani birinde Allah'ın eşşafi ismini türbedekine verdiğin için kafir oluyorsun, diğerinde de Allah'ın el-Hakem ve el-Hakim ismini bir şahsa verdiğin için kafir olmuş oluyorsun. Yani Allah'ın sıfatlarını Allah'tan alıp kullara vermek küfürdür.